giyen kişilerde çok daha fazla görülme ihtimali olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Özellikle belinin sıkılığı mı önemli yoksa bacaklarının sıkılığı mı? Fatucuğum, biliyorsun şimdi barış çoraplarını da konuşacağız. Niye özel çoraplar yapılmış? Bunların dokumasından basınçlarına kadar her şey çok farklı. Mesela ayak bileğinden 40 milimetre cıva basınçla sıkıyor. Baldıra çıkıncaya kadar 20'ye iniyor. Ve hem böyle eşit şekilde elastikiyeti var. Taytlarda bu var mı? Yok. Yani bir blue jean'i tayt falan giydiğimiz zaman düşünün. Genellikle taytlar böyle esnerler, böyle esnemezler. Evet. O zaman böyle esnediği zaman bacakta biraz kilo problemi falan da varsa, çok muntazam gelen bir bacak değilse bir yerden boğar. Boğduğu zaman işte orada zaten varis yapmak için bir sebeptir o. Buradan sıkıştırırsanız toplar damarı, aşağıdan kan geçmeyeceği için damar genişlemeye başlar. Onun o meşhur kapakları ortada birleşemez damar genişlediği için, ayrık kalır. Siz ayakta durduğunuz zaman da kan aşağıya kaçar. Kaçtığı zaman da varisler, şu incecik varisler basıncı artarak genişlemeye başlar. Peki biz taytı günde mesela 2 saat, 3 saat ya da belki 5-6 saat giyiyoruz. Haftada 2 gün tayt giymek varis oluşumunu etkiler mi? Valla ailevi eğiliminiz varsa, taytı da giyip bir partide bir yerde sadece 3-5 adımdan öte bir şey yapmıyor iseniz çok negatif etkisi vardır. Kesinlikle negatif etkisi vardır. Yani bütün dolaşım bozuyor aslında. Bozar. Yani. Egzersiz yaptığınızı düşünün. Vücudun tayttan daha iyi, varis çorabından da daha iyi, hatta varis çorabı o fizyolojik yapıdan faydalanarak yapılmıştır. Vücudun kendi şeyi adereleridir. Damarlar öyle yerlerden geçiyor ki aderelerin içinden, sırf o damarları sıkıştırsın diye adereler yapılmış gibi. Öyle bir komşuluk var. O komşuluğu siz dışarıdan muntazam olmayan basınçlarla, kah boğarak, kah gevşeterek, tam oturmayan basınçlarla ayrı bir yük getirirseniz varisi davet etmiş olursunuz. Bu kadar basit. Peki. Demek yine giydiğimize çok çok daha dikkatli bir hocam şey. Siz kapak dediniz. Bir tane kapak videomuz var. Onu bir görelim lütfen. Ondan sonra mı buna dönelim? Evet, o kapak, işte kapak bize. Bakın, damarın içindeki kapak bu değil mi? Tül perde gibi bir şey bu. Damarın içindeki kapak bu. Kanı bu yukarı doğru. Bütün kanı yukarıya doğru yöneten. Siz bunu yukarıdan boğduğunuz zaman bu da pıhtı geçirmiş kapak. Eğer akım yavaşlarsa bu güzelim kapak yavaşlayan akımın üzerinde pıhtı oluşup paramparça hale gelebiliyor. Allah'tan damarlarımızda bir tane iki tane kapak yok. 3-5 tane var da biraz idare ediyor. Nerelerde kapak var? Mesela şu bacakta kasıktan başlayıp ayak bileğine kadar gidersek ortalama 5 tane kapak var. 3'ü burada, 2'si bu aşağı kısımda gibi. Onun için bir tane kapak harap olursa o basınçla aşağıya doğru kaçan kanı ikinci kapak yakalayabiliyor. Bu bir süreç. Onun için 8-10 yaşlarında varisiniz varsa bu 30-40 yaşlarını bulabiliyor varislerin tekrar ortaya çıkması. Ama siz daha birinci kapaktayken bu işi yakalar da ona göre yaşam tarzınızı değiştirirseniz çok da basit. Egzersiz koyun. İşte birazcık diyetinize bakın, kilo almayın, hepsi bundan ibaret. Bunları yaptığınız zaman da bu kapakların hepsini harap etmiş olmazsınız, bazılarını korursunuz ve varis de gelişmez. Ben bunu hep şeye benzetiyorum, dağcılar çivi çakarlar ya hani, şimdi böyle 5 tane çivi çakıyor, hani bir tane en üstteki kopsa idare eder, tutar onu alttaki tutar ama 2 tane birden gittiği zaman artık belki alttaki veya 3 tane gidince alttakiler taşımaz hale geliyorlar. İşte bunu göre göre bacaklarımda ağrı var, şişlikler var, ödem var ve bu gittikçe artıyor dediğiniz zaman da bir doktor kontrolünden geçseniz, bir Doppler yapılsa, o kapakları siz göremezsiniz, Doppler görür onları. Orada da size belli uyarılar yapılsa, gerekiyorsa erken tedavi yapılsa bu işlerin ilerlemesinden kurtulur. Peki slaydımıza dönelim o zaman tekrar. O pıhtılı kapağı gösterdim. İşte pıhtı şöyle bir şey. Kapak şurası. Kapak burası. Üzerine bunun pıhtı birikiyor ve şu damarda, yüzeydeki damarda bu kızarıklık olarak ortaya çıkabilir. Damar bazen hassaslaşır, kızarır, hatta sertleşir. O içinde pıhtı var demektir. Pıhtının muhteviyatı nedir? Şekilli elemanları kanın, eritrositleri, trombositleri, kan yani. Böyle kanın kendi kıvamlı akışındaki şeyinde çökeltiler olur akamazsa kan. O çökeltiler işte burada olduğu gibi şekilli elemanlar birbirine yapışır, böyle yapışkan bir pıhtı olur. Ama aynı zamanda da bunun ucu kopabilir. Koptuğu zaman akciğere gelir. Akciğer embolisi dediğimiz öldürücü bir komplikasyona sebep olabilir. Ama her varisi olan böyle olacak anlamına gelmez. Bu kadar da korkutmayayım sizi. Bunlar çok nadir görülen olaylar. Ama ciddi varisleri olan, şu şekilde varisleri olan bir insana uzun yolculuk yaparken biz mutlaka
Yani bu kendi özel arabasıysa filansa saatte bir dur, işte bir çay kahve iç, birazcık volta at, dolaş filan diye tavsiyelerde bulunuruz. Bu uçaksa birazcık daha tehlikeli olabiliyor. Çünkü uçakta basınçlar da tam ayarlanamadığı için vücut su da kaybediyor. Örneğin bir saatlik uçuşta bir bardak su kaybediyorsunuz. Nerede? Deri yoluyla ve akciğerde solunum yoluyla. Hangimiz bizim Amerika gibi 10 saat uçtuğu zaman 10'la çarparsak bir bardak suyu 10 bardak yani 2 litre su içiyor. Hiçbirimiz içmiyor. Ya 5-6 saat uyuyoruz bir köşede bacağımızı da altına alarak, buradaki damarları iyice kıvırarak. Suyu da kaybettiğimiz zaman bu pıhtılar daha kolay oluyor çünkü etrafındaki su azalıyor. O zaman mutlaka bir varis çorabı giymek lazım uzun uçuşlarda ve uzun yolculuklarda. Ve su varis, içmek evet, lazım. Varis çorabı deyince de hani onu böyle genelleştiriyorum. Hayır. Biliyorsun gayet tabii. İyi. Varis çorapları çok birkaç çeşit. 10 milimetre basınçtan başlıyor. 50-60 milimetre basınca kadar çıkıyor. O sizin varislerinizin ve ödemlerinizin ciddiyetine göre seçilmesi gereken bir çorap oluyor. Onu da ezbere gidip bakkaldan alır gibi bana bir çorap alıver diyemezsiniz. Yine bir doktorun tavsiyesiyle, yönlendirmesiyle yapmanız lazım. O zaman ne yapıyor varis çorabı? Şunları eziyor. Evet, ezdiği zaman bu pıhtı içeride oluşamıyor. Bu damar çünkü kapanmış oluyor. Buyurun varis tedavisi oldu demektir. Siz razıysanız varis çorabıyla yaşama, hiç başka bir tedavi yöntemi aramayın. Uçaklarda şeyi bakarsanız boş su şişesi, evet. Boş su şişesini koyun. Uçuşun sonunda bakın, uçuşun sonunda bakın. O şişe böyle kıvrılmış oluyor. Ciddi bir basınç var yine var. De basınç ayarlanması hemen. Böyle şişe kendi başına bükülmüş oluyor. Öyle hale geliyor yani. Devamlı mesela 2000 metre yükseklikteki dağda yaşıyormuşsunuz gibi bir efekt var uçakta. Orada da su kaybı çoktur. Hiç bilmem daha çıktığınız ve uzun süre durdunuz hep susuzluk hissediyor. Evet, evet. Ve bu suyu da biz uçaklarda neyle telafi ediyoruz? Ya çay kahve gazlı veya gazlı içecekler veya alkol gibi tam tersine idrar söktürücü şeylerle. Bir de içeriden kurutuyoruz kendimizi yani idrarımızı fazla arttırarak. Yapılması gereken her türlü ters şeyi yapıyoruz. 8-10 saat uçuyoruz. Ailemizde de bir emboli geçirmiş genleri müsait insan varsa işte tamamen karşı karşıya kalıyor.